Merhaba arkadaşlar, Örsev Örgü kanalımdasınız. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz kelebekli, popcornlu örneğimizi çalışacağız. Umarım hoşunuza gider. Aradığınız örnek budur. Yararlı bir video olur. Hepinize kolay gelsin. 30 ilmekle örgümüze başlıyoruz. İlk ilmeğimizi her zamanki gibi içinden geçirdik. Çapraz yapıp içinden bu şekilde alıyoruz. Ve 30 ilmeğe tamamlıyoruz. 2 kelebek için 30 ilmek yeterli. 30 ilmeğimi başladım. Bir düğüm attım ve bu şekilde bir ters, bir düz, birkaç sıra lastik öreceğim. İlk ilmeğimi örerek alıyorum başlangıçta. Daha sonrakilerde örmeden alacağım. Bir ters, bir düz, ters, düz. Bir ters, bir düz sıramı tamamladım. Yine aynı şekilde düzlere düz ilk ilmeğimi boşaldım. Arkadan girip ortadan çıkıyorum ve üstten alıyorum. Terslerimi de ortadan girip bu şekilde bunun gibi bir sıra gidiyorum, tekrar başa geliyorum. Düzler düz, tersler ters. 3 sıra lastiğimi ördüm. Burada 5 sıra örmüştüm. Ve hemen örneğimize başlıyoruz. İlk ilmeğimi boşalıyorum. 3 tane ters. 1 2 3. Burada olduğu gibi. Ve şimdi arkadaki ilmeği ön tarafa alacağım ve ikisini birlikte 3 ters ilmekleri yer değiştirdim, 2 ilmeği birlikte aldım, artırıyorum, bir düz ve 2 ters, 1 2 tekrar bir düz, bir artırdım. Yine 2 ilmeği birlikte alıyorum. Ama bu sefer bu şekilde alıyorum. Yani bu kısmı yaptık. Şimdi araya terslerimizi öreceğiz. 6 tane ters. 1 2 3 4 5 6 Aradaki 6 tersimizi yaptık. Yine ilmek değiştiriyoruz ve ikisini birlikte alıyoruz. 6 tane tersten sonra diğer kelebek kanatlarımızı yapıyoruz. İkisini birlikte aldık. Hemen artırdık. Bir düz ördük. İkisini bir aldım. İlmekleri yer değiştirdim. Bir tane artırdım, bir düz ve 2 ters, 1 2 bir düz, bir artırdım, yerlerini değiştirmeden 2 ilmeği birlikte aldım. İlk sıramız bu şekilde kurulmuş oluyor. Sondaki ilmeklerimiz ters ve bitirdim. Arkadan ne görüyorsak o şekilde öreceğiz. Üç düz. Buradaki ilmeklerimiz ters. Bu şekilde tamamlıyoruz bu sırayı.
Arka sıramı tamamladım. Ön taraftayız. Terslerimizi ördük ve yine arkadaki ilmeği ön tarafa alıp ikisini birlikte alıyorum. Tekrar artırıyorum. 2 düz örüyorum. Arada 2 tersimiz vardı. Terslerimizi ördük. Tekrar 1 düz, 2 düz artırdım ve ikisini birlikte aldım. 4 tane ters. 1, 2, 3, 4. Tekrar arkadaki ilmeği ön tarafa alıyorum. İkisini birlikte alıyorum. Artırdım. 2 düzümü ördüm. Tekrar aradaki 2 tersimiz 1, 2 düz ördüm. Artırdım. Ve arkadaki ilmekle birlikte aldım. Son kalan ilmeklerimi ters ördüm ve bitirdim. Arka taraf yine aynı şekilde tersler ters, düzler düz olarak örülecek. Arka sıramı tamamladım. Bir kez daha aynı yöne kaydırarak artırmalarımızı yapacağız. Bir ters ördüm ve yine arkadaki ilmeği öne alarak ikisini birlikte aldım, artırdım. 1, 2, 2, 3. Aradaki 2 tersim 1, 2. Yine 1, 2, 3 düz ördüm, bir artırdım ve arkadaki ilmekle birlikte aldım. Arada 2 ters kaldı. 6 idi burası başlangıçta. Ve yine sağ tarafta yaptığımız işlemin aynısını soldaki kanatlarımıza da yapıyoruz. Artırdık. 1, 2, 3 düzümü ördüm. Aradaki 2 tersim aynı şekilde. Ve yine 3 düz, 1, 2, 3 artırdım. 2 ilmeğimi birlikte aldım. Burada da aynı şekilde sonda bir ters ve bitirme ilmeğim. Arka kısım düzler düz, tersler ters. Arka tarafı yaptık. Şimdi artırma ve kaydırma işlemimiz yaprağımızın diğer kısmına kaydı. 1, 2, 3 düzümü ördüm. Burada düz çıktığımız ilmeği yer değiştiriyoruz ve artırmalarımız yaprağımızın dışına kaydı. Arka sırada bunları da ters öreceğiz ortadakilerle birlikte. 2 ilmeğimi birlikte aldım. 1, 2, 3 düz ördüm. Tekrar 1, 2 ters. Artık burası 2 olarak devam edecek. 1, 2, 3. 3 tane düzümü ördüm. Yaprağımız devam ediyor. Ya da kelebek kanatları. Yer değiştirip ikisini birlikte aldım. 1, 2 artırıyorum. İkisini birlikte alıyorum. Ve 3 tane düz. 1, 2, 3. Bir ters ve kenar ilmeğimi bitirdim. Arka tarafı yine aynı şekilde tersler ters, düzler düz. Sadece artırmalarımız ters olarak örülecek. Ve buraya bir artırma daha yapacağız.
Unuttuğum artırma işlemini tekrar söktüm ve yeniden yaptım. Arka taraf tersler ters, düzler düz. Bir ters, bir, iki düz, arkadaki ilmeği öndekiyle yer değiştirip ikisi birlikte aldım. Artırdım. 4 tane ters. 1, 2, 3, 4. Tekrar artırdım. 2 ilmeği aldım. 2 düz, 2, 2 ters, 1, 2 ve yine 2 düz, arkadaki ilmeği ön tarafa alıp ikisini birlikte alıyorum. Kanatlarımızda ikişer ilmek kalana kadar bu şekilde devam edeceğiz. Şu an 3 ilmek oldu kanatlarımızda. Arka taraf yine aynı şekilde. İlk ilmeğimi boşaldım. Bir ördüm. Bir düz. Ve yine aldım. Artırdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tekrar artırıyorum. 2 ilmeğimi birlikte aldım. Ördüm. 2 ters. Ve burada yaptığımız işlemin aynısını burada yapıp arka tarafı da örüp tekrar başa gelelim. Örneğimizin popcorn ve yer değiştirme kısmına geldik. Bu kısmı bir ters. Burada herhangi bir işlem yapmayacağım. Tam kenar olduğu için 2 ilmeğimi düz örüyorum. Burada 8 ilmeğimiz var. Tam ortasına yapacağız. 4 tane tersimizi örüyoruz. 1, 2, 3, 4. 4, 4. Şimdi bu aradaki ilmeğin içinden 1 doladım. 2 tekrar doladım ve 3. Toplamda 5 ilmek oldu. Şişlerimi çeviriyorum. Ön yüzümüze ters düşecek şekilde 5 tane düz örüyoruz bu kısma. 1 2 3 4 5. İlmeklerinizi alırken çok sık almayın. Çevirdim tekrar. İpimi arkaya aldım. 5 ilmeğimi bir seferde alacağım. Size söyledim sık almayın diye ama kendim sık almışım. Ve 5 ilmeğin içinden tek ilmek aldım. Tekrar önceki şişime takıyorum. Son ördüğüm ilmeğin üzerinden geçirdim. Ve ilmeğimi tekrar aldım. Daha sonra devam ediyoruz. 1 2 3
4 Şimdi buradaki ilmeklerimizin yerlerini değiştireceğiz. İlk iki ilmeğimi böyle bir aparatın üzerine geçiriyorum. İsterseniz kitlemeli iğne ya da farklı şişler kullanabilirsiniz. Bunu ön tarafa alıyorum. Ortadaki iki tersimi arkaya alıyorum. İplerimizi dolaştırmayalım. İlk iki ilmeğim ön tarafta, tersler arka tarafta ve buradaki ilmeklerimi örüyorum önce. 1 2 Ve şimdi terslerimi tekrar soldaki şişlerime takıyorum. Ters olarak ördüm. Şimdi ilk baştaki iki ilmeğimi tekrar örmediğim sol taraftaki şişime geçiriyorum. Onları da düz olarak ördüm. Tekrar 1 2 3 4 tane örüyorum. Ve aynı buradaki gibi buraya bir tane pompon ya da tomurcuk ne derseniz bir doladım, iki tekrar doladım, üç çeviriyorum, ipimi bu şekilde aldım, beş tane örüyorum, iki 3 4 5 Tekrar çeviriyorum ve hepsini bir seferde alıyorum 5 ilmeğimin. Daha önce ördüğüm ilmeği örmediğim tarafa, yani sol tarafa alıp İçinden çıkardığım ilmeği üstünden geçirdim. İlmeğimi tekrar aldım ve sıkıştırdım. Tekrar ters olarak devam ediyoruz. 4 tane 3 ve 4 Son 2 ilmeğim. Burada bir işlem yapamıyorum. Tersimi ördüm ve bitirdim. Arka taraf yine aynı şekilde. Kanatlarımızın yönlerini değiştireceğiz artık. Artırıyorum. İkisini birlikte alıyorum. 1 2 3 4 5 6 ters örüyorum. Yer değiştiriyorum. Tekrar artırıyorum, bir alıyorum düz olarak, iki ters. Kelebeğin kanatlarının arasındaki iki tersimiz. Bir düz örüyorum, artırıyorum, ikisini dışarıdakiyle birlikte alıyorum ve yine 4 tane ters. 1 2 3 4 5 6 4 dedim değil mi? 6 ters. 2 4 6 Yer değiştiriyorum. Tekrar artırdım. Bir düz ördüm, bir ters ördüm ve örgümü tamamladım. Bir ters, iki düz, bir 2 artırdım
bir sonraki ilmekle birlikte aldım. 1, 2, 3, 4 ve tekrar kestim. 2 ilmeğimi bir aldım, yani artırıyorum, 2 düz örüyorum, 1, 2 ve tersler. Bu kısımdaki işlemin aynısını bu tarafta da yapıp arka taraftan tekrar başa geliyoruz. Aynı işlemi tekrar ediyoruz ve başa geliyoruz. Başa kadar geldik. 2 ilmeğimizi aldım. Artırıyorum ve bu şekilde 2 ilmeğimi birlikte aldım. 3 tane örüyorum. 2 3 Arada 2 ilmek ters ve yine 1 2 3 düz. Arkadaki ilmekle öndeki ilmeğe yer değiştiriyorum. Artırıyorum. 1 2 tersimi yaptım. Tekrar artırıyorum. Pardon, kesme işlemimi burada yapacağım. 1 ilmekler 2 tane kalana kadar bu şekilde devam ediyoruz. Kelebeğimizin kanatlarındaki ilmek sayımız 2'ye düştü. Ortadaki ilmek sayımız 8. Bu durumda yine yer değiştirme ve popcornlarımızın sırası gelmiş demektir. Örneğimizin anlatımı da bu kadar arkadaşlar. Umarım beğendiniz. Yararlı bir video olmuştur. Anlaşılmayan yerleri yorum bölümüne yazarsanız yardımcı olmaya çalışırım. Beni tercih ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olmamış arkadaşlarım, abone olurlarsa çok sevinirim. Hepinize kolay gelsin. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Yeni videolarımda görüşmek üzere.